Şubat'tan sonra ne yaşadınız? Anlatır Valla 6 mısınız? Şubat'tan sonra yani daha önce sonra yani çok şey yaşadı. Çok kötü şeyler yaşadı. Ama depremden yani sonra gerçekten benimle çocuklar çok sıkıntı çekti. Zaten babaları ayrı bizden. Biz de yani ayrı yaşıyoruz çadırda. Boşanma aşamasında Evet mıydınız? boşanma aşa. Boşanmamış mıydınız Hayır daha? daha boşanmamışız. Halen boşanamadınız. Boşanma Peki aşamasındayız. deprem yardımlarından Hiçbir faydalanabildiniz şey. mi? Hayır, hiçbir Neden şeyden. faydalanamadınız? Kim faydalandı o zaman? Eşim faydalandı. Eşiniz faydalandı, hepsini aldı. Tabii Size ve ki hiçbir çocuklarınız? şey, ne bana ne çocuklara hiçbir şey çatmadı. Şu Hiç. anda nerede yaşıyorsunuz? Çadırdayız hepimiz. Çadırdasınız. Az Benle önce çocuklar. bulunduğumuz çadırda. Kaç Evet. çocuğunuz var? 4 çocuğum var. 4 çocuğunuz. La birlikte siz Birlikte 5 evet. kişi o bir çadırda yaşam mücadelesi Evet, veriyorsunuz. evet. Eşinizle resmiyette boşanmamış olduğunuz için Evet. aileye yapılan bütün yardımları o aldı Evet. ve siz hiçbir şekilde Hiçbir şey. faydalanamadınız. Hiçbir şey. İşte deprem bölgesi böyle. Unuttuğunuz Hatay bu şekilde. Deprem bölgesindeki depremi, afeti yaşayan kadınların durumu daha da bir acı, daha da bir vahim. Onların bu çığlığını duyabilen, duyan hiç kimse yok. Duymak isteyen de yok artık. Hatay'daki deprem unutulmaya, üstü örtülmeye çalışılıyor. Buradan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Deprem bölgesindeki kadınlar için, gözyaşını tutan kadınlar için lütfen özel bir çalışma başlatın. Burada size daha çok ihtiyaç var. Hatay'a özel, deprem bölgesine özel daha farklı bir çalışma yapmak zorundasınız.